giriş çıkış ara birimi, giriş elemanlarının durumlarını kontrol cihazına iletmek ve program sonucunda oluşan çıkış değerlerini iş yapan kumanda elemanlarına aktarmak için kullanılır. Giriş ve çıkışlar kontrol cihazının dış dünya ile fiziksel bağlantılarını oluştururlar. Bu bizim için basit klemenslerden ibarettir ancak kontrol cihazı içinde bir sistemi temsil eder. Girişine gelen bir elektriksel sinyal bu birimde PLC programı için bir lojik değere 0 veya 1 dönüştürülür. PLC programı sonucunda elde edilen çıkışlara ait lojik değerlerse yani yine 0 ve 1'ler bu birimde elektriksel sinyallere dönüştürülürler. Bu resme iyi bakın arkadaşlar. Biraz sonra bu resme atıfta bulunacağım. PLC'm benim aslında girişindeki değerlere göre programını işleten ve çıkıştaki elemanları çalıştıran bir endüstriyel tip bilgisayar. PLC girişleriyle sağdan veri alır. Girişlerine ne bağlı olabilir? Butonlar bağlı olabilir. Çeşitli switchler, komutatörler bağlı olabilir. Sınav anahtarları bağlı olabilir. Sensörler. Burada gösterilmemiş ama örneğin bir termik rölenin 95-96'sı bağlı olabilir veya bir sıvı seviye rölesinin yine alt seviye, üst seviye kontaklara bağlı olabilir. Yine bir başka kontakları ya da rölenin kontağa bağlı olabilir. Bunlar PLC'ye sağdan veri aktaran giriş elemanlarıdır. Peki bu verileri alır ne yapar? İçeride işletir. İşlettikten sonra bir şeyler çalıştırması lazım. Ve bunları da yine çıkış klemensleri üzerinden yapar. Peki neleri çalıştırır? Örneğin sinyal lambalarını, ışık kolonlarını çalıştırır. Veya röleleri çalıştırır. Röleleri haricinde solenoidleri çalıştırabilir. Pneumatik ya da hidrolikli kullanılabilen. Ya da bir motor çalıştıracaksa bu çıkışlarla bir kontaktörü çalıştırır. Kontaktörün kontakları üzerinden de bir motoru çalıştırabilirsiniz. Şu yoktur PLC'lerde. Yani PLC çıkışına motoru bağlayayım, PLC motor çalıştırsın. Böyle bir şey söz konusu değil. PLC sadece çıkış verir ve bu çıkışlara siz bir kontaktör bağlarsınız. Bu kontaktör üzerinden siz bir motoru çalıştırabilirsiniz. Yine PLC çıkış klemensine bir kontaktör bağlarsınız. Bir fırının ısıtıcısını PLC çıkış klemensine bağlı olan kontaktörün kontakları üzerinden çalıştırabilirsiniz. Yoksa PLC tek başına bir motor çalıştırsın, bir ısıtıcı çalıştırsın şeklinde bir cihaz değildir. Bu tamamen sistemin kontrol işlemlerinin yapıldığı bir birimdir. Bir cihazdır. Dijital giriş elemanları, sistemin çalıştırılıp durdurulması veya çalışma modunu seçme, sinyalini veren butonlar, konum bilgileri için kullanılan sınav anahtarları, optik, induktif, kapasitif sensörler, diğer eleman veya sistem parçalarının çalışması hakkında bilgi veren kontaktör veya röle kontakları gibi tüm elemanlar PLC'nin dijital giriş elemanlarıdır. Bu elemanlar üzerinden eğer PLC'nin dijital giriş klemensine gerilim geliyorsa PLC bu bilgiyi programın işletilmesi sırasında lojik 1 olarak eğer gerilim gelmiyorsa lojik 0 olarak kullanılır. PLC içerisindeki işlemcinin çalışma gerilimi 5 volttur. TTL serisi bir işlemci olduğu için. Bu gerilim değeri PLC giriş klemenslerinde kullanılamayacak kadar küçük bir değerdir. Çünkü otomasyon sistemi içerisindeki ekler ve kontaklar temasından bu gerilim değeri iyice azalacak ve PLC klemensine gelene kadar işlemci tarafından algılanamayacak değere düşecektir. Şimdi PLC içerisinde 5 volt kullanılıyor mu? PLC dışarısında kullanılan gerilim 5 voltun üstünde. Eğer siz PLC'ye bir buton üstünden 5 volt verecek olursanız ya da bir sınav anahtarı üzerinden 5 volt verecek olursanız bir otomasyon sistemini düşünün. Belki bu butonunuz sizin CPU'nuzdan, PLC'nizden 50 metre ötede. 50 metre kablo gitti, 50 de geldi, 5 volt verdiniz, 100 metre sonunda diğer elektriksel sinyallerin yapmış olduğu gürültüleri de düşünürseniz, bu kablonun geçtiği klemens ve ekleri de düşünecek olursanız, belki 2 volt olarak geri gelecek ve PLC bu 2 volta algılamayacaktır. O nedenle PLC içerisindeki çalışma her ne kadar 5 volt olarak olsa da PLC'nin dış dünya ile bağlantısı 5 voltla değil, biraz sonra sayacağım daha yüksek gerilim değerleriyle olur. Endüstriyel çalışma şartlarında PLC giriş gerilim değerleri olarak 110 volt AC, 220 volt AC, 24 volt DC, 48 volt DC, 110 volt DC gibi standart gerilim değerleri kullanılmaktadır. PLC girişlerinde sadece bir gerilim türü ve değeri kullanılabilir. PLC giriş ara birimi bu gerilim değerine göre yapılır. Aşağıda DC ve AC gerilim türü için iki ayrı giriş birimi devreleri verilmiştir. PLC'nin dış dünyasında çok farklı, daha büyük gerilim değerleri kullanılır. Az önce saydığım nedenden dolayı. PLC girişlerinde örneğin 220 volt AC ya da 24 volt DC kullanılabilir. Bu gerilim değerleri standarttır. Yani kafamıza göre ben 66 volt kullanacağım diyemezsiniz. Standart bir değerde kullanırsınız. Şimdi eski nesil PLC'lerde girişlerde AC'yi görmekteydik ama yeni nesil PLC'lerde artık hemen hemen tüm modellerde girişler 24 volt DC'ye göre yapılmakta. Çünkü 220 volt AC güvenli bir gerilim değil. Bir kaçak yaptığında operatörün çarpılması ve zarar görmesi söz konusu. Güvenlik amaçlı hemen hemen artık tüm markalarda
marka ve modellerde 24 volt DC girişlere geçildi. Şimdi girişlerimiz AC ya da DC olabilir dedik. Yani ne kadar AC kullanılmasa da AC girişten bahsedelim. AC giriş ara biriminde piyasa girişine uygulanan AC gerilim giriş ara biriminde ön dirençlerle değeri düşürülerek köprü diyotlarla DC gerilime dönüştürülmektedir. Optokuplörler ile yalıtılan bu gerilim optokuplörlerin çıkışı üzerinden işlemciye 5 volt olarak aktarılır. Şimdi piyasa girişimin 220 volt AC olduğunu düşünürseniz ama benim piyasa içerisindeki çalışma gerilimim DC volt. Önce bu buton üzerinden piyasa içerisine aktarmış olduğum gerilimin bir doğrultulması lazım. Burada köprü diyot da evet doğrultulmuş. Ve kondansatörle de basit bir regüle yapılmış. Ama gerilim 220, benim piyasamın çalışma gerilim daha düşüktü. O nedenle bu 220'nin düşürülmesi lazım. Burada ön dirençleri görüyorsunuz. Bu ön dirençlerle düşürülmüş, doğrultulmuş. Ve burada bir optokuplöre verilecek. Optokuplörün giriş led kısmına verilecek. Ve zenerle regüle yapılmış. Burada da regüle direncini görüyorsunuz. Ve eğer ben piyasamın giriş butonuna basacak olursam AC gerilimi alıyorum. Gerilim değerini düşürüyorum. Köprü diyotlarla doğrultuyorum. Regüle ediyorum ve optokuplör içerisindeki LED'i yakıyorum. Bu LED optokuplör içerisindeki LED çıkışındaki fototransistörü aktif ediyor ve fototransistörü aktif ettikten sonra fototransistör üzerinden benim piyasa içerisindeki işlemcime bu sinyal aktarılıyor. Yine aynı şekilde eğer benim girişim bir DC gerilimse, DC giriş biriminde ise giriş gerilim değeri ön dirençlerle düşünülerek optokuplör ile yalıtılıp işlemciye aktarılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz piyasa girişlerinin giriş gerilimleri AC veya DC olarak standarttır. Ayrıca gerilim düşürücü ön dirençler sabit olduğu için PLC girişlerine özellikle çalışma geriliminin üzerinde bir gerilim uygulanmaktan kaçınılmalıdır. Şimdi DC giriş uyguladığım için bunu tekrar köprü diyotla doğrultmaya gerek yok. Burada gerilim düşürmüşüm. Bir direnç yardımıyla daha sonra zener diyotla regüle etmişim ve optokuplörün girişine vermişim. Yine aynı mantıklı optokuplörün LED'i yandığında yani ben buradaki butona bastım. Buradaki LED'i yaktım. LED'i yakınca fototransistör çıkışındaki optokuplörün iletime geçti ve içerisindeki işlemciye sinyal gönderdi. Şimdi PLC girişleri standarttır. Yani AC 220 ise AC 220, DC 24 ise DC 24 volttur. Ve siz bu giriş gerilimlerinin üstünde gerilim uygulayamazsınız. Giriş gerilimlerinin üzerinde uygulamış olduğunuz gerilimler PLC'nin giriş kartının yanmasına neden olabilir. Ne demek istiyorum? 24 volt DC girişli PLC'ye siz yanlışlıkla 220 AC verecek olursanız muhtemelen PLC giriş kartını yakacaksınız. Muhtemelen niye diyorum? Şimdi bazı PLC'lerde girişlerde kendine ait özel korumaları var. Özel korumalar vasıtasıyla, özel koruma devreleri vasıtasıyla girişe verilen yüksek gerilimin giriş kartını yakması engellenebiliyor ama bu her PLC'de yok. Verdiğiniz yüksek gerilim korumasız olan, giriş koruması olan bir PLC'de muhtemelen giriş kartını yakacaktır. Çünkü buradaki ön dirençlerin değeri 24 volta göredir ve siz buna 220 volt verdiğinizde ki bunun pik değeri 310 voltu bulacaktır. Buradaki sistemin yanmasına, arızalanmasına neden olacaksınızdır. O nedenle 24 volt girişli bir PLC'ye 24 volt vermeniz gerektiği daha yüksek gerilim veremezsiniz. Daha düşük gerilim verirseniz elektriksel olarak bir arızaya yol açmazsınız ama bu sefer de PLC onu algılayamayacağı için PLC'nin program içerisinde istendik şekilde çalışmadığını göreceksiniz. PLC girişine çalışma geriliminden daha büyük değerli gerilim vermeyiniz. Analog giriş elemanları. Otomasyon sistemindeki veriler her zaman lojik 0 ve lojik 1'den oluşmaz. Otomasyon sistemindeki seviyenin, akışın, sıcaklığın ve diğer analog değerlerin izlenmesi ve bu analog verilerin istenilen değerlere ulaştığında bir takım işlemlerin yapılması gerekebilir. Sistemdeki analog sensörlerden alınan artı eksi 10 volt veya 4-20 miliamper aralığındaki analog değerler PLC giriş ara biriminde sayısal verilere çevrilerek PLC tarafından kullanılmaktadır. Sağdan aldığımız bilgiler her zaman 0 veya 1'lerden oluşmaz. Yani bazı analog değerleri de izlememiz gerekebilir. Örneğin bir tankın sıcaklığını, seviyesini ya da bir hattaki basıncı izlememiz gerekebilir. Örneğin seviye arttığında pompaları çalıştırmak isteyebiliriz ya da sıcaklık arttığında karıştırma işlemine başlamak isteyebiliriz. Buna benzer sağdan aldığımız analog veriler de söz konusu. Bu PLC'nin normal giriş klemensleri haricinde analog giriş klemensleri vardır ve bu klemense uygulanır. Ve ne olur bu klemense uygulandığında? Örneğin artı eksi 10 voltluk bir değer analog dijital çeviricide sayısal bir değere dönüştürülür. Bu dönüştürüldüğü sayısal değer PLC'nin oradaki analog girişinin çözünürlüğüne bağlı olarak 8 bit, 10 bit, 11 bit ya da işte 12 bit olabilir. Bu çözünürlüğün ne olduğunu analogla ilgili hazırlayacağım videoda daha detaylı ele alacağım. Ama sadece burada şundan bahsedelim. Örneğin bir sıcaklığı ölçüyorsunuz. 0 ile
10 volt arasında sensörden siz PLC'ye giriş aldınız. Bu örneğin 0-10 volt ölçtüğünüz sıcaklık 0-100 santigrat derece olduğunu düşünelim. Yani 0 santigrat derecede sizin sensörünüz 0 volt veriyor. Örneğin 100 santigrat derecede sizin sensörünüzde çıkışına 10 volt gerilim veriyor. Örneğin 50 santigrat derecede bu ne olacaktır? 5 volt olacaktır. Bunu PLC'nin analog girişine uyguladığınızda, analog klemenslerine uyguladığınızda PLC çözünürlüğüne bağlı olarak örneğin bu değer 32.767 sayısına dönüştürülecek. Yani PLC girişinde örneğin 0 değeri varsa, yani 0 santigrat derecedeyse, sensör 0 volt veriyorsa PLC içerisinde bu 0 sayısına çevrilecek. Eğer PLC girişindeki analog girişte bu 10 voltsa PLC içerisindeki bu 10 voltluk değer 32.767 sayısına dönüştürülecek. Örneğin 32.767 ise benim PLC'min çözünürlüğüne göre maksimum değerim 10 voltta 32.767 olacaktır. Ve bu giriş oranıyla çıkışta çevrildiği sayı lineer olarak değişecektir.